ben ne yaptım ya, benim hatam suçum yani, bir insanı sevmek midir? Tabii ki sevmek suç değil. E suç değilse ben bak, ne yapmışım? Bak canım kaç yaşında? Kaç yaşında? 24 yaşında çocuk. Bak ailesini karşısına getirmiş. Hı. Sen kime sordu? Yok sorma. Pat dedi, kolunda tutu getirdi. E tamam getirdim. Ben de dedim ki bana arka çıkarsınız, sahip çıkarsınız, bir düğün yaparsınız. Benim yani ben sizlere sıkılmışım ha. Gelmişim size ha. Yok kabul etmeyin madem bize soruyorsan. O zaman sormadı. Kolundan tutu getir, al size gelinliyiz. E o ne yapayım ben? Nereye gideyim? Abi kabak gibi ortada kalırsan tek başına. Sen de Caner gibi... Ha. Danışmadan, konuşmadan getirdiğin için bu olay bu hale gelmiş yani. Ben getirdim. Bana da sormadan paldır küldür getirdi. Ben dedim getirdim. Geldiği gibi geri götür. Ben getirdim de sen kabullenmiyorsun. Etmedim ama işte onlar da kabul değil. Etmedi. Yani siz... Aklın yolu bir, yabancı gelin istemiyoruz. Bitti. Aynen. Yani daha çok rezil olursan sen. Bu daha seni iyi günleri. Bu daha seni iyi günleri. Ama ya vallahi de billahi de ben hiç de rezil olmayayım. Ben çalışan bir insanım. Emeğimle çalışan bir insanım. Ben sadece büyüklerimsiniz. Gelin öp, elinizi öpelim. Bitsin bu kadar. Kırgınlığımız gitsin. Ben gidiyorum yabancıyım. Geliyorum yabancıyım. Evet. Ya arkadaş niye ben yabancı olayım? 18 yaşında benim oğlum var. Ya benim masum durduğuna bak. Dili papuç gibi. Ne dili papuç gibi ya? Burada masum durduğuna bak. Dili papuç gibi. Benimkiler üstüme kalkıyor. Seninkinde ses çıkmıyor maşallah. Üstüne yürüdünüz, gururunu kırdınız. Ekmek eline aldınız, her şey yaptınız. Seninki kalkmıyor. Sizin kalkıyor. Gibi gemişim. Tüm halkı sabah saat 5'te kalkar, bizimki saat 10'da kalkıyor. Ben ne zaman ben kırdım odun, sabah köründe kalkıyordum, soba yakıyordum, gidiyorum lokantada çalışıyorum. Ne zaman ben yattım? Köyde, ne köyde. Ne yalan söylüyorsunuz? Köyde, köyde. Köyde işte. Anlat Ben çalıştım. Heh. Anlat hayatım. Şey, Mehmet lokantada sonra restoranda Halfeti çalışmış, geç geliyordu. Mesela traktörden odun dökülürdü, bizim hayat şey vardı. Hı. Ben de dıkra alıp ben kesiyordum, hepsini ben hazırlıyordum. Sabah saat beş soba yakıp çocuklar, mesela Mustafa, Mehmet yatıyordu, yakıyordum. Hı. Ondan sonra ben Mehmet'e dedim, bana bir iş bul yani, ben böyle çalışan bir insanım yani, böyle alışmadığım için. Dedim, bir bulaşıkçı olsun, ne olursa olsun bir yerde koy, ben de çalışayım. Evet. O da bana iş araladı, ben de çalışıyordum. Beraber çalışıyorduk. Aynen. Ne çalışıyor? Beraber bir buçuk ay çalıştık. Anastasya'da gider bulaşık yıkar. Sana mı çalıştıyız? Melek. Benim oğlana da bakmak hiç istemediniz yani. Ben... Ha, bir yıkar ki sorma. Oğluna sor canını. Ya işte öğretmenlik yap. Hocası ol sen öğret. Sizin okulunuz yok. Hayır öğretemem. Ya. Ola biz 20 senede Hiçbir öğretemedik. Hiçbir mecburiyetim yok. Bak, 20 senede öğretemedik. Öğretmek isteyenler gelen hanımlar, kızlar biliyor musun? Onları uzaklaştırıyordu kendine. Yaklaşmayın bana diyordu. Ben öyle İstemiyordu. Diyorum. Ben ne zaman böyle dedim? Gelen köylüler hepsi bütün sizin yüzünde gelen olmadı ki. Aman bizden uzak dursun, bize gelmesin. Sizin yüzünde gelen olmadı. Güzel, siz güzel. Mehmet bırak çok güzel konuşuyor. Sizin yüzünüzden bana gelen yani olmadı. Yani siz yaptınız uzaklaştırdınız bütün köyü benden. Bak gelen oldu, olmaz olur mu ya? Bizim Anadolu'nu bilirsiniz. Hepiniz bilirsiniz. Hayır Anadolu'nun... dışlamışlar, dışlamışlar kızı. Ben çocuğun doğumdan sonra girdim. Kimse sadece bir komşu vardı, akraba vardı, aynı abla vardı. Heh. Bir tane o bana çocuğun için kutladı yani geldiğim için. Sizde kimse ne aradığınız, ne sorduğunuz, ne geldiğiniz hiçbir şey. Yani doğumdan sonra... Anladım.